Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Trabzonspor'un transferini bitirdiği Stefan Denzel kimdir ve anlaşma detayları hakkında size bir takım bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ee, yeni kalktım. Sabah uyandığımda telefon bir dünya mesaj vardı. Yorgundum şu an videoyu 3 civarı çekiyorum. Öğlen 3 civarı. Oyuncu bildiğim bir oyuncu ve hemen birçok arkadaşlarımı da aradım. Çünkü Demsel bildiğiniz gibi Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir oyuncuydu ve Ajax altyapısı Belçika geçmiş olan bir oyuncu hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olduğum ve olan kişi tanıdığım bir oyuncu. Ben de bu oyuncu hakkında bildiklerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ki şunu da söyleyelim. Oyuncu gece 2'de Trabzon'a uçakla gelmesi bekleniyor. Onun da bilgisine vereyim. Yani bu işlem tamam. Daha değil. zaten Yunus Emre Sel'de haberi girdi. E, net şekilde o haberi de girdi ki bu transfer yani gizli tutulmuş bir transfer. Onu da aktaralım. Yönetimi tebrik edelim. Nasıl Koyta transferine eleştiriyorsam bu transferi de çok güzel şekilde tebrik ediyorum. İyi transfer. Trabzonspor yaptığı transferlerin neredeyse hepsi İtalya kökenli oyuncuları olduğunda söyleyelim. İtalya'da bir İtalya'da bulunmuşlar. İşte Perez, Hamsik, ondan sonra Cervinho, işte Dan gibi oyuncular hepsi İtalya'da oynamışlar. Dancil pardon, sabahtan biri yanlış söylüyorum. Dancil. Stefano Dancil. Şimdi arkadaşlar, o öncelikle an anlaşma detaylarını söyleyelim. 28 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor Kulübü Bologna ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Anlaşma kiralık olacak. Onun bilgisini verelim arkadaşlar. Yani opsiyon var mı vesaire onları tam bilmiyorum. Ama oyuncu kiralık olarak Trabzonspor'a gelecek. Sol ayakta bir süper olduğunu da söyleyelim. Ki Beşiktaş'ın aslında ben Beşiktaş'ın almasını bekliyordum ama Trabzonspor araya girerek işi bitirdi. Artık nasıl bitirdi orası da yönetimi tebrik etmek gerekiyor. Ee, dediğim gibi anlaşmanın kiralık olmasını bekliyorum. Ee, kulübüne çok yüksek bir meblağ vermemesini bekliyorum yani maksimum kiralama bedeli olarak 500 bin euro civarı bir e, ücret bekliyorum çünkü oyuncu şimdi küçük küçük bir kariyerini anlatayım size kulüp brüjde. 2019 yılında Bologna'ya transferi olduğunda 6 milyon euro bonservis Bologna'ya transfer olmuştu. 2021 7 Ocağı'nda Bologna tekrar e, kulüp bürüce kiralık veriyor. Forma şansı bulamıyordu. Performansı düşmüştü. Yani oyuncu aslında Bologna'nın gözden çıkardığı oyunculardan birisiydi. O yüzden yüksek bir bedel beklemiyorum. 500 bin euro civarında bir bedel bekliyorum. Artı oyuncunun maaşının karşılanmasını bekliyorum. Açıkçası yani beklediğim olay bu. Ee, ki bir dönem yani Stefano Demsil arkadaşlar büyük takımlarda da ismi bir futbolcuydu işte. Ajax'ta Vertonghen, Alderweireld ve Blink gibi oyuncular varken forma almak kolay olmuyordu. Fakat yine de bu rotasyonda şans buldu. İşte tecrübesi de var. Kulüp Brüjde gösterdiği performans da fena değildi. Kendine de kanat, kendine kanıtladı orada. İtalya döneminde ilk senesinde forma şansı buldu ama Sonrasında yani e, bulamadı zaten kiralık olarak kulübüne yollandı. İstiklal abidesi yani kariyerinde bu yaşında 28 yaşında 350 civarı maça da çıktı. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Ki Stefano Densil Ajax altyapısında yetişip Trabzonspor forması giyen 3. futbolcu olacak. Bunlarda da Kiki Musampa ve Serhat Çakmak bilgisini de verelim. Kiki Musampa'yı herkes hatırlıyordu. Hatta ben hatırlıyorum o dönemler şey vardı... E, Trabzon'da böyle bir söz vardı işte. Herkese deri ceket bize muşamba diye böyle espri yapıyorlardı. Benim mahalle arkadaşlarım Trabzon'da vesaire öyle de şey yapayım. Serhat Çakmak da bildiğiniz gibi 2014 yılında e, Trabzonspor'a gelmişti bedelsiz olarak. Sonrasında bir dünya kulüp dolaştı. Bir şey olmadı. Evet e, oyuncunun kariyeri Küçük küçük böyle paylaştık. Biraz özelliklerine geleceğiz. Tekrardan söylüyorum. Uçağın da bilgisini net söyleyeyim. Gece 02.12'de Trabzon'a inecekmiş uçak. Onu da söyleyelim. Ve bir oyuncu da ayrılırsa kanat transferi de yapılacak bilgisini de aktaralım. Ama bu net bir bilgi değil. Stefano densil hakkında arkadaşlar. Alecenin de çok güzel bir sekansı vardı. Bildiğiniz gibi Kulüp Brüj Başakşehir maçları vardı Sinisa Mihalovic'den sonra dünyanın en iyi frikik kullanan solak stoperi demişti Aleiyici ki çok iyi frikikler kullandığında sizlere söyleyeyim ki benden büyük olanlar abilerim Mihalovic'i de kariyerine çokça iyi bilir ki Bologna'da aslında beraber çalıştılar Densille Miyovic ki yani neden kıl oldu onu bilmiyorum. İtalya dönemini çok yakından takip etmedim. Neden kestiğini bilmiyorum. Fakat oyuncu evet böyle çok artılarını sayıyoruz ama yani eksi tarafları da var. Bazen oyundan kopuyor. Yani Buruj dönemi iyiydi. Solbek de oynuyordu aslında. Solbek oynaması da büyük artı. Zaman zaman Trabzonspor orada oraya kaydırabilir. Yani belki devre arasında Tronsen elden çıkarabilir. Ee, ki umarım bu sözleşme yani güzel bir satın alma opsiyonuyla olur. Çünkü oyuncunun ben Trabzonspor'a değer kazanacağını düşünüyorum ki sol ayakta stoper bakılmasının sebeplerinden birisi de ileride Vitor Hugo'nun muhtemel satışı hakkında ki bunun hakkında da e, ya bu lafı unut, unutmayın arkadaşlar. Vitor Hugo'dan Trabzonspor iyi bir para kazanabilir. Tam onun net şeyini vermeyeyim ki aranılan profil sol stoper, Dele de sol stoperdi. Aranılan profili görüyoruz e, ki yani bir profil üzerinden mantıklı ilerlenmesi her zaman benim de hoşuma gitmiştir. E, oyuncu, yani de arkadaşlar atlet özelliği olan bir oyuncu. Ben e, açıkçası yani Deli'ye göre daha dengeli bulduğum bir oyuncu. Beşiktaş'ın sol stoper için inceledi oyunculardan birisi. Evet, e, Mialovic dengesiz olduğu için çok ısınmamıştı. Yani çok aşırı dengeli bir oyuncu değil. Ama yani savunmayı... 45 metrede kurulu ana plan için çok getirisi olan bir stoper. Süperlik için ise en, en önemli atletizm kuvvetli savunucusu olurdu. Yani o kadar söyleyeyim. Yani şu an en kuvvetli stoper kim diyoruz kuvvet açısından? Lüyündema mı diyorlar? <laughs> Lüyündema kadar iyidir yani ki Lüyündema da Belçika kökenli bir oyuncu. Ve Lüyündema'dan da artısı olarak e, ayakları da çok daha iyi. Tekrar diyorum. 45 metrede ...savunması kurulu olan ana plan için net getirisi olur. Süper Lig'in en atletizmli ve en kuvvetli oyuncularından biri muhtemelen kesinlikle olur. Bunu altına atayım. Altına imzamı atayım. Freak'i iyi kullanıyor. Gücü güçlü. Solak, pasör. Dediğim gibi eksisi ne var? Dengesizliği. Ee, zaman zaman konsantrasyon bozukluğu oluyor. ki yani Bu konsantrasyon bozukluğu üst düzeyler için arkadaşlar sıkıntı olan bir şey fakat ligin kalitesi ve Trabzonspor'un büyük takım oyunundan dolayı arkadaşlar oyuncunun bu eksilerini net şekilde bizi rahatsız etmeyecektir. yani ben açıkçası hoşuma giden bir transfer yani hoşuma giden bir transfer. İşte dedim ki, basit hata yapmaya müsait. Basit hatadan kasetine. Topla çıkarken top kaybedebilir. Evet. 10 topun 8'ini oyuna sokar ama ikisini kaybedebilir. Önde oynayan takım için çok iyi stoper. Çünkü adamı yakalar. Ha, yakaladığı adamı indirebilir. Öyle şeyleri oluyor sakarlıkları. Ee, ayrıyetten Trabzonspor'un savunma üzerinden gol özelliği olduğu için bu oyuncunun da gol özelliği var. Yani her türlü savunmada da yani skoru bulabileceğimizin de göstergesi. Ve 28 yaşında yani Trabzonspor bu oyuncuyu eğer kiralık dönemi iyi geçirirse kadrosuna katarsa yani 5-6 yıl boyunca da oynatabilir. Tekrar söylüyorum. Teknik ve fiziksel özellikleri iyi ama büyük takım yani yıldız olmanın önemli özelliğin zihinsel özelliği zayıf. Fakat dediğim gibi yani ligimize de getirebileceğimiz oyuncuların da yani her şeyi 4 dört dörtlük olacak diye bir kaide yok. Benim içimi yani benim gö yani benim onay verdiğim yani okey verdiğim beğendiğim bir oyuncu ki zaten geldiğinde vereceği katkıyı da göreceksiniz arkadaşlar Aslında yani bakıldığında belli bir akılla yapılan bir transferler Keşke bu zamana kadar da tüm transferler böyle yapılsa işte ah bir yabancı sınırı olmasa ah şu bir yabancı sınırı olmasa bir şeyin de yani tam detaylara bilmiyorum bir tek kiralık olacağını biliyorum umarım güzel bir opsiyon olur. Çünkü oyuncu yani 2 sene önce 6 milyon euroya alındı. Yani işte böyle 2 milyon, 2.5 milyon euro'luk bir opsiyon olsa Razonspor bu oyuncu 1 sene, 1.5 sene oynattıktan sonra bile 4 milyon eurolara vesaire satabilir. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi transfer. Akşam 2'de gelecek. Belki videoyu izlediğinizde de kap açıklaması gelmiş olur. Sizleri çok seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.